13 Temmuz 2023 ikinci videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, belki birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. Bugün benim de aynı zamanda doğum günüm. Geçen sene bu zamanlarda tam bugün e, hayatımda farklı bir şey olmuştu. Arama kısmına saç yazıp bakabilirsiniz o zamanlardaki o videoya. E, ve hani tarihten takvimler teker teker azalıyor. Yine bugün azalan bir e, güne uyanmış olduk. Değerli arkadaşlar şimdi Sizlerin görüşlerini fikirlerini, düşüncelerini göz önüne alarak ben bu videoyu çekmeye karar verdim. Arada sırada da böyle bir video çekmek istiyorum. Nedir video? 13 Temmuz, transfer duyumları ve transfer durumları. Yani bugün itibariyle durumlar neler? Duyumlar neler? Ya da bugünün şartlarında bugünün şeyinde durumlar neler? Önce şunu söyleyeyim arkadaşlar ısrarla söyleyeyim aramızda bazı hain arkadaşlarımız, kötü niyetli arkadaşlarımız şunu istiyorlar. Bir duyum verelim. Atıyorum Simanski 9.75'e Fenerbahçe'de. Sonra ne gelişme olursa olsun vermeyelim. Sürecin sonunda da hani sen böyle demiştin istiyorlar. Yani o arkadaşlara şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu transfer bir süreçtir. Görüşme yaparsın. Kulübü reddeder. Sonra sen tekrar bir görüşme sunarsın. Kulübü reddeder. Bir görüşme daha şey yaparsın kulübü reddeder, vazgeçtik dersin. Sonra kulübü sana haber gönderir der ki ya tamam gelin bir görüşelim der. Sonra sen sıcak duyumu verirsin. Anlatabiliyor muyum? Eğer buna alışkın değilseniz, karakter yapınız ve şeytanlığınız buna uymuyorsa boşuna bu kanalı takip etmeyin. Takip edebileceğiniz çok güzel şeytan kanallar var. Sizi çok güzel yönetebilecek, yönlendirebilecek. Ee, hani... Ne bileyim Fenerbahçe düşmanlığı yapabilecek ve üstlerinde Fenerbahçe formasını giymeye utanan bir sürü kanal var. Fenerbahçe formasını giymeye utanıp Fenerbahçe fontunu göstermeye utanıp Fenerbahçeliyim diye bir sürü kanal sahibi var. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bazı kanallarda sağ olsun da bizden güzel güzel duyumlar çalıyorlar. Hepsinin farkındayız. Akında başları ağrırsa da bana gelip yalvarmasınlar. Bunu da belirteyim. Şimdi biz Fenerbahçe'ye geçelim. 2 dakikayı boşuna geçirmiş gibi olduk buçuk dakikayı. Fenerbahçe Sertaç Şanlı'yı açıkladı. Biliyorsunuz Tuncay Şanlı'nın abisi değil. Fenerbahçe Beko. Barcelona'dan ayrılan milli pivot Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Aslında güzel şey yapacaktı. Arda Güler gitti. Fenerbahçe'ye Barcelona'dan yıldız transferi diye Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız son olarak Barcelona forması giyen ve ülke basketbolumuzun en değerli uzun oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı ile 2 yıllık anlaşmaya varmış arkadaşlar. Hayırlı olsun zaten bunun duyumunu vermiştik. Çok şükür de yanılmadık. mana Samatta. Fenerbahçe'nin Tanzanyalı oyuncu hangi Fenerbahçe'nin? Samatta ile yollar ayırdı. Ayrıldı. Fenerbahçe Samatta'nın sözleşmesini feshetti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ile 2024 yazına kadar olan sözleşmesi olan Samatta Salah Ciberti Kulübü tüm bağını kopardı. Mesela bak aklıma geldi. Yağız Sabuncuoğlu Şimanski transferinde 30 milyon euro demiş arkadaşlar. Sağ Cengiz abi paylaşmış bunu. 30 milyon euro demiş. Başta. Bu 30 milyon euro dediğinde ben de şöyle bir duyurum Asla ve asla bu rakamlar gerçek değil. 10 milyon euro altına almaya çalışıyoruz. İnşallah da alırız demiştim. Evet zaman beni haklı çıkarttı. Ama şöyle bir şey var. Ben 10 milyon euro altına almaya çalışırız dedim. ...kulübe dedi ki 30'da 30, 30'da 30. ...bizimkilerde de mesela bir teklif yükseltti. Atıyorum 12 dedi. ...kulübe de tamam dedi. E sonuçta ben yalancı çıkmış olmayacağım. Sonuçta ben size bu duyumu aktarmak zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Ama 30 hiç konuşulmayan bir rakam. Bir de şunu söyleyeyim. Rus kulüplerine bir ambargo var Avrupa'da. Ve Rus kulüplerinden transfer bu yüzden kolay. Mesela ben ısrarla söylüyorum bir vendeli Zenit'ten çekmemiz çok kolay. Çok çok kolay. Ya belki Şimanski parasına Vendel'i çekebiliriz. Yalvarıyorum Fenerbahçe yönetimine. Çekin. Bak yapın. Becerin. Yapabilirsiniz. Bak Vendel'i çekebilirsiniz. Ha, bir Malcom'u vermezler. Malcom, vermez Malcom da oradan memnun. Mutlu. Ama bir Vendel'i çekebilirsiniz. Demedi demeyin. Avrupa kulüpleri yatıramıyor arkadaşlar. Para bile yatıramıyorlar. Hani şöyle düşünün. Bizde bir Fethi Aziz Allah. Bizde bir FETÖ süreci yaşandı. Orada hani FETÖ'nün bankasına bilmem şeyine para yatıranlar sıkıntı yaşadı. Burada da aynı aynı mantık. Eğer Rus kulüplerine para yatırırlarsa hayırlı uğurlu olsun. Jortingen'i Mortingen'i çektiler. Hocam şöyle yapamıyorlar mı? Mesela futbolcuyla konuştular. Rus kulübü kaç istedi? 20. Ya Fenerbahçe. Sen 20 al. Biz sana 20 verelim. Olmuyor işte Financial Fair Play adlı şeyden dolayı yapamıyorlar. Yapılmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yapılmıyor. Niye? Fenerbahçe 20'ye futbol alacak. 20'ye satacak. Ama transfer bütçesinde hani 20'lik bir 0'a sıfır elde var sıfır olmuyor. Transfer bütçesinde eksi 5'e girecek. Bunu da kolay kolay kimse kabul etmez. Ha Avrupa'ya gitmeyen takımlar da deneyebilirler. O takımlar da yapar mı? Bu da ayrı bir şey. Neyse Samat'tan bağını kopardı diyor Yassabıncıoğlu. Yunanistan'a götürecek teklife imza atacak. Pavok'la yıllık 1 milyon euro üzerinden anlaşma sağlamış. Ve Samat'tan transferini resmen duyuracaklar. Fenerbahçe 2,5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmuş olacak. Son iki sezonu da kiralık geçirdi. Antwerp ve Genk'te kiralık geçirdi. Fenerbahçe formasıyla ligde ve kupada 33 maça çıkıp 6 gol attı. Şimdi Galatasaray Angelino'yu aldı. Değil mi arkadaşlar? Güzel de bir parayı aldı. Hani sosyal medyada okuduğumuz kadarıyla bedavaya almışlar. Yani yok hocam bedava almadı. Hayır bedava almışlar siz. Yani futbol cahilisiniz. Siz bilmiyorsunuz. Cahilsiniz siz. Sosyal medyaya göre Galatasaray bedava aldı. Hiç para vermedi. Hatta oyuncu karın tokluğuna çalışacak. Asgari ücret bile almayacak. Yani sosyal medyaya göre öyle. Asgari ücret bile almayacak. Arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Yani buna buna sebepsizsiniz. Şartlı, zorunlu satın alma opsiyonuyla almışlar. Yani şartlı sa zorunlu satın alma opsiyonu. Detay yok. Ücretsiz ücretsiz kiralamışlar. Şartlı satın al, zorunlu satın alma opsiyonu. Şimdi aklınıza hiç şu gelmiyor mu? Hiç. City'den 2021'de 18'e almışlar. 35 gen fiyatı. Yarı fiyatını almışlar hemen hemen. Bir sezon oynatıp kiralamışlar. Kiralıktayken 18 milyon euro piyasa değeri düşmüş. Tekrar kiralıyorlar ama bu sefer şartlı zorunlu, yani şartlı, zorunlu satın alma opsiyonu Aklınıza hiç mi bir tilki gelmiyor? Yani hiç mi bir tilki gelmiyor aklınıza? Yani bilmiyorum arkadaşlar. Ben sadece soruyorum. Yani sadece soruyorum. Çünkü biz Samat ne kadar sevinmiştik. Hatırlayın 6 milyon euro aldık. Ha, ha hem de şu kadar kısa süre içerisinde 12 almışlardı falan filan diye. Ve ilginç yani. Ha inşallah bizimkinden daha beter çıkar. İnşallah bizimkinden daha kötü çıkar. Samatla'dan daha daha kötü çıkar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi her futbolcun hani ucuzda alınan her futbolcu insanda bir şüphe uyandırıyor. En azından bende uyandırıyor çünkü sütten ağzı yanan Samat dayı üfleyerek yer. Bizim Samat'tan bayağı ağzımız yandı. Onu söyleyeyim. Şimdi görseli de ekran'a vereceğiz ama şöyle yapalım ekran bir Az sonra vereceğim. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'la Bahar geldi. Arkadaşlar bu haberde İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye hani Jesus sonrasında gelmesinin çiçekler açtırdığını falan söylüyor. Ee, hani çok farklı bir atmosfer futbolcular için adeta Bahar geldi. İsmail Hoca baba gibi diyor. Antrenmanda ciddi ama antrenman sonrasında bir baba gibi davranıyor diyor. Forma adaleti sağlayacağına inanıyoruz diyor. Futbolcular da buna inanıyor. Kim çok çalışırsa formayı onun alacağını düşünüyor. Sanki hiç ayrılmamış gibi uyum içindeler ve bunu bir avantaj olarak görüyorlar. Kaynaşma doğru açıktı diyor. Yani İsmail Kartal futbolcularla her fırsatta oturup konuşuyor. Antrenman dışında da vakit geçiriyor. Oysa her yıl teknik heyet ve futbolcular mesafeliydi. Yani Rusya kampında arkadaşlık göğe çıksa, çıktı. İyi de hocam takım berbat. İki hazırlık maçında lanet bir takım izledik. Yani tamam da yani oynayanlara bir dikkat edin arkadaşlar. Hep gidici tayfa. Adam sakatlanırsa dahi gidecekler sakatlansın mantığı var. Farkında değil misiniz? Hani ben bunu söyleyince e, ya şöyle ya böyle falan. Arkadaşlar bak Fenerbahçe kadrosu şişkin bir kadro. Çok şişkin bir kadro. İşe yaramaz oyunculardan kurulu şişkin bir kadro. Vasat bir kadro. Siz diyorsunuz. Siz diyorsunuz. Ve hani e, i̇lk 11'e bir A klas stoper, kaliteli bir 6 ya da 8 numara, iyi kanatlar. Takımın çehresi değişecek. Ve o zaman göreceksiniz. Siz asıl o zaman göreceksiniz. Asıl o zaman göreceksiniz. Ve şimdi dediğim gibi arkadaşlar e, hani ben bu durumu çok yadırgamıyorum. Bu olacak bir şey. Mesela Nazım Sangare'ye sürpriz teklif. Açık söyleyeyim arkadaşlar. Nazım Sangare Fenerbahçe ayarında bir futbolcu değil. Süper Lig ayarında bir futbolcu değil. Birincilik ayarında bir futbolcu. Nasıl milli takıma yükseldi? Nasıl böyle yapıldı? Nasıl biz dümene geldik de aldık? Orası da ayrı mesele. Göztepe. 29 yaşındaki Nazım Sangare için devreye girdi. Ben şunu söyleyeyim. Emir Ortakaya'yı oynatacaklarsa Göztepe'ye Emir Ortakaya'yı da verelim. Sakın kadroda tutmayalım. Bak Emir Ortakaya'yı verelim Süper Lig'den şey Göztepe'ye. Çünkü Emir Ortakaya iyi bir futbolcu gelişmesi gereken bir futbolcu. Göztepe ona çok iyi geldi. Çok iyi gelişti. Gönderelim. Nazım Sangare'yi de bedava verelim. Hani bonservis falan filan asla böyle bir hataya düşmeyelim. Çünkü Nazım Sangare için bonservis istersek elimizde kalır. Yani futbolcu vasıflarını yitirmiş. 6 milli maçta nasıl oynadım be adam? Fenerbahçe 1 milyon 750 bin euroya aldı 2020 yılında. Ya yok. Yok abi. 114 süperlik maçı, 5 gol, 9 asist. Yani ben oynasam ben de bu kadar gol asist sayısına ulaşırım. ha Futbolcu da yerin dibine sokmak istemiyorum. Tabii ciddi bir sakatlık geçirdi. O sakatlıktan sonra dönüşü e, muhteşem olacak diye beklemiyorduk. Orası ayrı mesele ama. Yani artık bir şeylerin vakti geldi, çattı. Nazım Sangare'ye de yeni takımda başarılar dileyelim arkadaşlar. Ha, bu arada pardon. Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest'i falan almışlar. Trabzonspor'dan ta 6 kardeş. Samtemtum'dan Matheus Liz imzalamışlar Şimdi de Fenerbahçe forması giyen Sangare'yi radarına almış. Birçok futbolcusunu göndermiş arkadaşlar. Ee, sabit eksikliği. Masaya oturdular diyor. Bir süredir Fenerbahçe kurmaylarıyla temas içinde olan Sarı Kırmızılar tecrübeli oyuncuyla da masaya oturarak yeni sezona ilişkin hedeflerini iletti. Sözleşmesi 2024'te sona erecek oyuncu için Göztepe'nin beklentisi İstanbul ekibinden düşük bonservis bedeliyle transferi sonlandırmak. Valla ben bedava gitmesine razıyım ama bonservis alabiliyorsak ne ala. Ne ala ne ala. Eşetül vahşet. Fenerbahçe'de Rodrigo Becao. Fenerbahçe Rodrigo Becao'dan vazgeçmiyor. Stoper arayışımız sürüyor. Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao için girişimler sıklaştırıldı. Herkes bana aynı cümleyi soruyor. Dünyada stoper mi bitti? Biz niye kafayı Becao'ya taktık? Bence de. Mesela Nino diye bir adam var. Niye Nino'ya tekrar yönelmiyoruz? Bence de. Yaşı daha 26. Kütür kütür futbolcu. 7 milyon euro piyasa değeri var. Ee, Brezilya milli takımına da seçildi son dönemde. Niye Nino'ya yönelmiyoruz? Bence de. Bence de. Haklısınız. Ben de katılıyorum size. Hak veriyorum size. Hak veriyorum arkadaşlar. Ve sözleşme bitiş tarihi 31 Aralık 2024. Bir buçuk senesi kalmış. Belki de Nino'ya çok çok fazla para istiyorlardır. Biz de hazır uğraşıyoruz diye. Şimdi arkadaşlar. İsmail Kartal dersine çok iyi çalıştı. Çok çok iyi çalışarak buraya geldi. Fenerbahçe kimlerle görüştüm? Kimlerle ne aşamaya geldi? Transfer e, listesinde kimler vardı? Kimlere kanca atıldı? Kimleri yoklama çekildi? Kimlere ne oldu? Hepsini biliyor. Hepsini biliyor İsmail Kartal. Ve Bekao transferinde. Geçen sezon 7 milyon euro istemişlerdi Bekao için. Keşke alsaydınız diyor. Keşke alsaydınız. Kim Minji'nin yerini doldurabilir diyor. Arkadaşlar şimdi bak. Ben ee, Ciku için de sordum. CQ için diyorlar ki dörtlü savunmada sol stoper oynayabilir. Hızlı bir isim. En önemli özelliği top rakibe gelmeden topla rakip arasına girebilmesi diyorlar. Yani hocam bu çok basit bir şey ya. Bunu herkes yapar. Bunu sen bile yaparsın. İşte bizim stoperlerimiz o kadar kötü ki bunu yapamıyorlar. Ve sizden de bu eleştiriyi bu yüzden alıyorlar arkadaşlar. Yani birçoğunuz mesela şeyi Samet Akaydın'ı e beğenmiyorsunuz. Sebep? Sert mi değil? Başka mı değil? Şu mu değil? Bu mu değil? Değil mi? Yani sizin sebebiniz bu. Ben size söyleyeyim mesela Ciku ile Bekao çok çok iyi bir tandem oluşturur. Bu düşünce yapısı var. Birçok arkadaşım hocam ben iyi hissetmiyorum. Ben, bana göre kötü. Keşke gelmese falan filan diyor. Ya arkadaşlar şunları bir geçin. Şunları bir geçin arkadaşlar. Benim hani hissediyorum şöyle böyle. Yıllardır hissediyorsunuz. Ne çıktı? Tamam hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Alexander Ciku ile anlaştığını duyurdu. Bu arada Ciku ile Umut Nair e, Rusya kampına katılmışlar arkadaşlar bilginiz olsun. Atilla Salahi'nin takımdan ayrılma ihtimali. Ben size söylüyorum %1 milyon Salahi gidecek. %1 milyon Salahi gidecek. Cao Pedro da gidecek. Hani Cao Pedro ve e, Atilla Salahi bakalım ne zaman gidecekler. Pedro'nun da gol atması çok çok iyi oldu. Yani hazırlık maçı. Hocam biz ya hazırlık maçında futbolcu oynatıp satmaya çalışmak nedir hocam? Bu nasıl bir mantık hocam? Ana. Sana Böyle bir mantıkla her herkes, herkes böyle bir mantık görülmemiş dünyada falan demeyin. Şimdi İsmail Kartal Bekao'yu istiyor. Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe uzun zamandır ilgilendiği Bekao için bir teklif daha yaptı. Bekao'nun ee, bon servisi ellerinde 12 milyon euro istiyorlar. Biz 7'ye kadar çıktık. Oyuncuya ciddi bir teklifte bulun. Bakın Atalanta'da, Torino'da istiyor. Geçen sezon çıktığı, ettiği maç sayısı falan önemli değil. Atalanta'da istiyor, Torino'da istiyor. Yani öyle bir isim. size göre dandik bir isim. Niye buna şey yaptık? Ha, bu sabah antrenmanına katıldı diye. E, Cicu ile... hayır. Hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Bu arada arkadaşlar Fenerli Duyum. iki tane M var sonunda. Fenerli Duyum hem Instagram'da hem Twitter'da takip edebilirsiniz. Hem Instagram hem Twitter'da böyle bir hesabımız var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi son haberler. Yani son haberler ne yönde? Son haberler 12 milyon euro teklif ettiğimiz Yönünde yani 12 milyon euro teklif ettiğimiz yönde 12 milyon euro falan teklif etmedik arkadaşlar ben bunu kesinlikle ve kesinlikle yalanlıyorum 12 milyon euroyu kesinlikle yalanlıyorum onu belirteyim 7 artı 2 olabilir bir kısım daha e, olabilir ama 7 artı 2 olabilir burada Sercan Amzolu da feshettik demiş yani ben ne bileyim iki üç tane takım istiyordum. Üç 3 tane takım istiyordu. ben ee, ne bileyim satarız falan diye düşünüyordum. Şaka bir tarafa. Bir Arap kulübü istiyordu Samat'ta ama Samat orayı istemedi. Keşke isteseydi. Hatta 4.5 milyon euro da bonservis vereceklerdi. Nasip. Vallahi arkadaşlar açık ve net söyleyeyim. Rekao transferi olacak gibi çünkü çok uğraştık. Simanski 12 numarada bol bol söylüyor. Simanski de Fenerbahçe ciddi bir transfer çalımı attı. Bu konuşulmuyor. Zaten biz transfer çalımlarından öğrenen bir cami olduğumuz için biz bile konuşmaz olduk artık. Düşünün. Galatasaray 15 kere aramış, İstanbul'a getirtmiş Simanski'yi ve Simanski Fenerbahçe'ye söz verip 2,5 milyon euro yıllık ücretle Fenerbahçe'ye gelmiş. Yani çok garip değil mi ya? Şimdi şunu aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Simanski Fenerbahçe'ye hayırlı olsun da, hocam. Ee... 12 ve K'ya vereceğimize 2 3 daha koyup 15'e Merih Demiral'ı niye almıyoruz ya? Türk hesabı hani Türk takımında Türk futbolcu hani daha iyi olmaz mı diye. Arkadaşlar bak Dimarzio da haberi girmiş. Dimarzio da haberi girmiş. Dimarzio demiş ki hatta dur nereye kaydettim ben onu ya. Fenerbahçe Atalanta daha öndeydi. Atalanta çok daha öndeydi. Ama Fenerbahçe daha önemli bir teklif sundu demiş. Bak 12 Temmuz'da Sercan Hamzoğlu şöyle bir duyum verdi. Fenerbahçe Bekao için kulübü Udinese'ye dün maddi anlamda önemli bir teklif daha gönderdi. İtalyan kulübünden birkaç gün içerisinde cevap gelmezse Fenerbahçe stoper transferi için alternatife yönelilecek diye. Dimarzio da Atalanta Bekao transferinde önemli aşama kaydetmişti. Ancak son birkaç saat içinde Fenerbahçe önemli bir teklifle yarışa yeniden döndü demiş. Arkadaşlar Yusuf Kenan Çalık Galatasaray Sebastian Şimanski'yi özel uçağıyla Türkiye'ye getiren ilk kulüp. İyi uçak parasından kurtulmuşuz. Galatasaray'a kitlemişiz onu. Okan Buruk ile de oyuncu görüşüyor. Tesisleri gezdiriyorlar ancak konu tamamlanamıyor. Sonrasında Fenerbahçe'de oyuncu İstanbul'a davet ediyor. Önce kulübü sonra kendisiyle anlaşıyorlar. Erdem Timur da zaten görüşme yaptıktan açıkladı diyor. Burada maaş skalasından çok bir tercih görüyoruz. Ne tercihi biliyor musunuz? Arda Güler. Bu Arda Güler'den çok etkileniyor. Real Madrid'e gitmesinde. Yani Fenerbahçe oyuncuya imzayı attırıyor demiş Yusuf Kenan Çalık. Genelde hani Aspor'un haberlere çok itimat olmaz ama bu haber doğru arkadaşlar. Şimdi Mert Müldür haberim var mı bu arada? Mert Müldür haberini konuşalım çünkü Mert Müldür de çok fazla gündemde olan bir isim. Şimdi Mert Müldür ben Fenerbahçe'de diyorum arkadaşlar. Niye Fenerbahçe'de diyorum. Size haftalar boyunca hatta ay olmuştur. Dedim ki 2,5 milyon euroya veriyorlarsa bugün Fenerbahçe'de. Bas bas bağırdım. Biriniz de çıkın inkar edin deyin ki hayır öyle bir şey söylemedin deyin. Ben dedim ki bu tamamen Allahsızmış direkt engeli basayım deyip. Çünkü Allahsız olan Allahsız bile bunu inkar edemez. Videolarda sabit her şey sabit. 2,5 biz teklif ettik 2 milyon euro Galatasaray teklif etti. Ancak oyuncu ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe hayallerimi süslüyor. Ben oraya gitme taraftarıyım dedi. Ve biz Mert Müldür İstanbul'a getirdik. Yok pardon Mert Müldür'ün menajerini İstanbul'a getirdik. Şimdi e Ben şunu söyleyeyim. E biz e Mert Müldür konusunda artık imza aşamasındayız. 2,5 milyon euroyu da ha hattınıza getirin. Fercan olduğu gibi Fenerbahçe Mert Müdürü menajerle dün görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray'da oyuncunun kulübüne 2 milyon euro bon servis teklif etti. Fenerbahçe'de benzer bir teklif sundu. Sağ sağ ol, kulübü bu fiyatları kabul ederse oyuncu iki kulüpten birini tercih edecek. Geçen sezon sakatlıktan 3 maça çıkmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Yaz Sabuncuoğlu bak buraya dikkat. Fenerbahçe Mert Müdür için sağ sağ 2,5 milyon euro resmi teklif yaptı. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Ancak şunu söyleyeyim 2,5 milyon euroyu kabul etmediler. Biz 3.2'ye kadar çıktık diye biliyorum. Hani bonuslarla şu kadar maç oynarsa şöyle olsa böyle olsa. Ama nihayetinde 2.5. Ama 3.2 diyelim. 3.2'yi kulübü kabul etti. Bak size sıcağı sıcağı aktarıyorum. Kulübü kabul etti 32 Ancak ne yaptılar biliyor musunuz? Sonraki satıştan pay maddesi istiyoruz diye eklemeye çalıştılar. Fenerbahçe'de dedi ki biz sizinle 3.2'ye anlaştık. Oyuncuyla da anlaştık. Artık Sözünüzden dönmeyin dedi. Şu an görüşmeler bunun üzerine. Sonraki satıştan pay maddesi üzerine. Eğer bu madde kaldırılırsa Mert Müldür'ün kapını ben size herkesten önce veriyorum. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Galatasaray medyası tek ses. Transferlerin maliyetinden algı yapıyorlar. Ama onlara göre Galatasaray inanılmaz projeler sunuyor. Oyuncuları ikna ediyor. Nerede Dimaria? Nerede Dibala? Nerede Firmino? Neredeler lan? Neredeler? Nerede şey e, Hakim Ziyek? Nerede Adama Traore? 500 tane duyum verdiniz Galatasaray'la. Bak bir kardeşimiz çok güzel bir duyum şey yorum yapmış. Çok güzel. Diyor ki Galatasaray adı anılan futbolcular aldı sanılıyor. Fenerbahçe'nin aldığı futbolcular da çöpleniyor. Yani Galatasaray'la adı anılan her futbolcuyu almış gibi lanse ediyorlar. Sonra da bizimkiler ne diyor? Bak adamlar şunu alıyor. Bak adamlar bunu alıyor. Dikardi'ye alıyorlarmış. Alsınlar. Galatasaray'a geçen sezon maliyetinin 750 bin euro olduğuna inanıyorlardı. Bu sezon yıllık 30 milyon euroyu reddetmiş de Galatasaray'a 10 milyon euroya imza atacakmış. Bunu övüyorlar. Lan 10 milyon euronun siz kaç milyon TL ettiğini biliyor musunuz? Şu borç skalasında, şu borç durumunda. Galatasaraylı bir yönetici çıktı çok çatır çatır konuştu ama Galatasaray'da doğruluğa tahammül yok. Dürüstlüğe tahammül yok. Doğru konuşana tahammül yok. Fenerbahçe'nin borcunu geçti Galatasaray'ın borcu geçti. Ama umurlarında mı değil. Nasıl olsa arkalarını biri toparlar. Bu kadar destek bana olsun ben de yaparım bu kadar borcu. Ya Angelino'ya her yerden teklif varmış. Galatasaray projesini seçmiş hem de çok ucuza yerler. Yani Galatasaray'ın bütün kap bildirimleri onlara göre doğru. Ama Fenerbahçe'ninkiler hep eksik. Hep yanlış inanılmaz manipülasyon yapıyorlar. Yani manipülasyonda dünya markası ya. Sosyal medya eline geçirmişler. Mesela Fenerbahçe'li görünen birçok yavşak var. Çok açık söylüyorum birçok yavşak var. Bunlar Fenerbahçe'nin P'si olamazlar. Bunlar Fenerbahçeli falan değiller. İyi de hocam hep Fenerbahçe haberi paylaşıyor. Üstüne bir adet Fenerbahçe forması giyip de poz veremeyen hiç kimse Fenerbahçeli değildir. Hiç kimse değildir. Üstüne Fenerbahçe forması giyip. Fenerbahçe ırnını da kabul ediyorum lan. Üstüne Fenerbahçe forması giyip bir video bile çekemeyen, bir yayına bile katılamayan hiç kimse Fenerbahçeli değildir. Çok açık ve net söylüyorum, değildir. Sadece Fenerbahçe üzerinden para kazanıyordur. Açık ve net söylüyorum. Daha bunun ötesi yok. Herif çıkmış Ali Koç Zahayı beceremedi. Ulan Zahayı beceremeyen Ali Koç değil, Zahayı beceremeyen Zaha'nın kendisi. Ya bak arkadaşlar Zaha sürecini de çok net anlatayım size. Yani aptalı anlatır gibi anlatıyorum. Çünkü aramızda burayı karıştırmak isteyen, bu kanalı karıştırmak isteyen bitler, pireler, keneler var. Bir direkt Zaha'ya teklifi sunuyoruz. 4.5 istiyorum diyor. 4.5 teklifi sunuyoruz. İmza parası 5 olsun diyor. 5 veriyoruz. 5.5 olsun diyor. Bak Ali Koç kulübün kasasından 3 milyon euro çıkacak. Zaha inşallah gelir. Gelirse yapılacak açıklama. Yıllık 3 milyon euro aldığına dair. Siz de bana diyeceksiniz. Hani 4.5 veriyorduk. Kalanı cebinden karşılayacak. Yani Coach Holding sponsorluğunda falan. Bu yine önemli değil. 6.5 imza parasına yıllık dört 4.5'a çıkıp 4 yıllık 3 artı 1 yıllık sözleşmeyi sundu. Menajeri okey dedi. Kendisi okey dedi. Ben de hayırlı olsun dedim. Eşi çıktı ben Türkiye'ye gitmiyorum dedi. Bak okey dedikten sonra kalacakları eve kadar gösterdi. Şimdi ne oldu? Crystal Palace'a sözleşme uzatacaklardı. Crystal Palace ne yaptı biliyor musunuz? 220 bin euro sterlinden haftalık 180 bin sterline düştü. Mecbur kabul edeceksin artık. Bak bütün ihtimaller kapandı diye. Fenerbahçe ihtimal artık yok. Fenerbahçe çekildik diye haber gönderdi. Sonra ne yaptı? Mesela Fenerbahçe'den Zaha'ya 3 alternatif diye haber sunduk. Yani uzun yıllar, uzun günlerdir ilgileniyoruz Zaha'yla ve alternatif isimler. 3 tane isim. Biz bu haberleri biraz da bilerek verdik. Crystal Palace'ta uzatacak diye. B planı hazır. Sosyal medyadan destekleriniz için teşekkürler. Seneye görüşürüz şeklinde paylaşma dikkatleri üstüne çekti. Ailesinin de kararıyla adada kalmaya devam edeceği ifade ediliyor. Bak artık haber yapanlar bile benim duyumlarımı bu şekilde söylüyor. Bak ailesinin de kararıyla B planına yapan Kanarya listesinde ise Fransa ekibi Lyon'un bir yıl kontratı bulunan 30 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Ekambi Fiorentina'da oynayan 25 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu Josip Prekalo ve kulüp bürücünün 23 yaşındaki yıldızı Andreas Skov Olsen olduğu belirtildi diyor. Fenerbahçe haber bekliyor. Hani bak 3 isimdi. diye. 3 isim arasında Olsen bir adım önde demiş. Hayır değil. Danimarkalı oyuncunun bonservis bedeli 14 milyon euro civarında 15 istiyorlar ve oyuncuyu Tottenham istiyor. Bilmem anlatabildim mi? Fenerbahçe Ekambi ile de yakından ilgileniyor. Beşiktaş'ın da gündeminde yer alıyor Ekambi. E, da radara alındı diyor. Sürpriz bir isim. Bu şekilde. Şimdi Fenerbahçe Ekambi ile masaya oturmuş. Masaya oturamazlar. Koltuğa ya da sandalye oturlar. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco Bu da şey Bahçeli'nin şeye benzedi ya. Masa yoktu. Neyi masaya yatırdım Orada masa yoktu. Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ve temsilcisi Fenerbahçe masaya oturdu. Branco Ekambi'nin şartları konusunda bilgi aldı. Bakın Kent, Ceko, Ciko, Umut Nair, Simanski, Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ama hocam Ekan bir çöp diyorsunuz. Ekan bir çöp demek istemiyorsunuz. Ben demek istediğinizi anlıyorum. Hocam Zaha konuşuluyorken Ekan bir olmaz. Hani Ferdi, Kadı, Ferdi Kadıoğlu'nu konuşuyorken oraya Nazım Sangare çekmek olmaz diyorsunuz. Ekan Bin'in son 4 sezonu 4 e, yılı arkadaşlar. Şöyle vereyim. 2022-23'te 19 maç. İlk 11'de 13 maç. 5 gol 2 asist. 2022-23'te 19 maç. 15 ilk 11'de 4-2. 2021-22'de 33 maçta 18 gol 7 asist. 2021-22'deki Ekambi'yi ben isterim. İsterim. Bir önceki sezonki Ekambi'yi isterim. Anlatabiliyor muyum? Yani hepsi, şunların hepsini isterim. Ama şu Ekambi'ye ben yıllık para vermem. Kadroya da almam kartlar hakkında bilgi alındı falan. Şimdi oyuncunun bir yıl daha sözleşmesi var. Ancak sözleşme fesih hakkı varmış. Geçen sezon iki takımda toplam 38 maçta süre bulmuş bu arada. 9 kez gol sevinci yaşamış. Bir dakika biz detay mı atladık orada? Ha 2022-23 özür dilerim. Çok çok özür dilerim. 38 maçta 28 ilk 11 9 gol 4 asist. Yani 28 38 maçta 9 gol 4 asist. Yine söylüyorum bu olmaz. Bak 2021-22'deki Ekambi 18'e 7. 2 katı. Bunu isterim ama bunu istemem. Beşiktaş'ın Galatasaray'ın gündemindeymiş. Adı anılmış. Beni alakadar etmiyor. Ben Ekambi konusunda hani Zaha'dan Ekambi'ye düşmek insanları yorar, yıpratır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de kanat hamlesi Musa Barrow. İtalya'da Bologna forması giyen Barrow'u Fenerbahçe kiralamak istiyor demiş. Fenerbahçe kiralamak istiyor da o kulübü. Corriere della Sporta yer alan göre Musa Barro Fenerbahçe kiralamak istiyor. Bon servisiyle göndermek istiyorlar. Haberde. Bu transfer Fenerbahçe için kolay değil. Önümüzdeki günlerde tekrardan girişecek. 24 yaşında Gambiyalı sol kanat. İtalyan ekibiyle 128 maça çıkıp 27 gol 28 asist yapmış. Başarılı oyuncunun İtalyan ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor demiş. Arkadaşlar bak. Bu hamlelerin hepsi belki de Zaha'yı almak için Zaha transferini bitirmek için yapılan bilinçli hamleler gibi geliyor bana. Hocam Zaha iptal dedin. Evet son gelişmelere göre Zaha iptal. Son gelişmelere göre. Ancak bakın ben size Livakovic konusunda da aynısını söyledim. Pekao konusunda da aynısını söyledim. Burada da aynısını söylüyorum. Kim bilir belki de Zaha'yı ikna etmek için bu haberleri yapmak zorundayızdır. Ha, bu arada Livakovic için de bir şey söyleyeyim. Livakovic transferi her an gerçekleşebilir. İyi de hocam sen iptal demiştin. Tamam e, kaynaklarım kesin bizde diyorlar demiştin. Ama sen bana göre iptal demiştin. Evet aynısını demiştim arkadaşlar. Bak bende kıvırma yok. inkar etme yok. Yalan yok. 10 milyonda 10 milyon dediler. Bizimkiler çıkmadı. 6 ay bayındır 8 milyon euroya gidip Livakovic 7 artı 2 opsiyonla transfer edilebilir. Her an kap gelebilir. Alın size benden bir intro olsun. 10 dakika introsunu da vereyim vermeyeyim dur. Son dakika e, introsunu vereyim ya. Şöyle vereyim dur. Livakovic 7 artı 2'ye her an kapı gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cico'dan sonra bu son haberimiz merak etmeyin. Bayağı geçti zaman ama bak sorularınızın hepsini cevapladığımı düşünüyorum. Cico'dan sonra takım arkadaşı da Fenerbahçe yolunda e, ee, savunma hattına bir takviye daha yapmak istiyor. Bekao konusunda Udinese'den olumlu geri dönüş alamamışken hedefine koydu. Cicco'nun takım arkadaşına yöneldi diyor. İsmini bile bilmiyorum ama doğru değil. Ya, doğru değil arkadaşlar. İsmini bile bilmiyorum. Bak kimden bahsettiğini. Gözler Bekao'daydı. Hala gibi Bekao'da. Diallo. Paris Saint Germain'den forma giyen Abdu Diallo. Ha. Yalan arkadaşlar. Geçiniz. Başka bir şey var mı? Bir sene sözleşmesine kaldı. 4 milyon euroyu gözden çıkarttı. Jiko'nun takım arkadaşının peşinde. Yok bu o değil herhalde. Rota Muhammed Salisu'ya çevrilmiş. Ben bunun duyumunu verdim ya. Ben bunun duyumunu verdim. Bir dakika bir bakayım. Yanlış mı hatırlıyorum? Muhammed Salisu hatta Sarısu diye de alay etmiştik. Ee, Sam Samtemptum forması gibi alt ligde Göztepe'nin kardeş yani Göztepe'nin sahibinin takımı diyeyim şampiyonship'te eee Ghana milli takımın stoper. Ben bunun duyumunu verdim. Verdim, verdim. Ben bunun duyumunu verdim. Kulübü bırakmak istemiyor. Birlikte süper şeye Premier Lig'e tekrar çıkacaklarına inanıyorlar. Yaşı da 24 olduğu için daha fazla maç tecrübesi yaşayıp daha fazla fiyata gidebileceği için gönderme peşinde değiller. Bu ismi unutun arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. Keşke olsa. Yani keşke Muhammed Salisu olsa. Ama Premier Lig'de de bazı futbolcuların şeyi çok fazla şişiriliyor. Onu da söyleyeyim. Ha. Hocam rakibin kanat zanyolu iken seninki ekam olursa senden hiçbir cacık olmaz. Galatasaray şampiyonluk kutlarken sen hakem TFF dersin. Hani ekam bile zaha ilgisi yok falan filan demez. İkisi de sol kanat oyuncusu. İkisi de e, bu kafayla gelmez diyor bir kardeşim de. Haklı. Ama şunu söyleyeyim. Da, yani sol kanadına Zahaya alırsan ne ala memleket Bu arada ne demiş Sercan Hamzoğlu? Fenerbahçe Samatta'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Eee Salih ile böylelikle yıllık 2.25 milyon euro maaş yükünden kurtuldu. Samatta büyük ölçüde PAOK planlaşa ve Yunan kulübüyle sözleşme imzalayacak demiş. En azından arkadaşlar kurtulmuş olduk. Neyse İlk teklif reddedildi diyor Samtemtum'a. Fenerbahçe 6,5 milyon euro teklifle oturdu. Ciku'yu bizzat görüşebilir diyor. Fenerbahçe Emir Ortakaya yeniden kiralı teklifinde oraya verip Muhammed Salisu'yu da bir şey yapabilir diyor. Real Madrid takipteydi bir dönem. Tek teklif Fenerbahçe'den diyor. Ben bunu doğrulamıyorum arkadaşlar. Baya baya Fenerbahçe gündemine dair duyumları konuştuk. Üye arkadaşlarımızın birçok sorusu var. Hepsi cevaplanmış oldu. Abone arkadaşlarımızın sorusu var. Cevaplanmış oldu. Arada sırada bunu yapmak istiyorum. Hocam canlı yayın yapalım. Arkadaşlar canlı yayınlarda ben nefret etmeye başladım insanlardan. Üye arkadaşlara ben sayısız duyum veriyorum. Sayısız. Sayısız duyum veriyorum. Son gelişmeler şunlar diye duyum veriyorum. Aynı üye arkadaşlar ya canlı yayına çıkıp hainlik edip insanların hakkına girip Mustafa Hoca şunu şunu dedi diye söylüyor. Ya çıkıp üye arkadaşlar o kadar duyum vermeme rağmen, çatır çatır söylememe rağmen verdiğim duyumu sorma utanmazlığında bulunuyorlar. Ya çatır çatır duyumu vermişim. Yani topluluk kısmında paylaşmışım. Duyum şu, şununla ilgili diye Aynı arkadaş. Oraya yorum yapan arkadaş. Yani o duyumu gördüğünden emin olduğum arkadaş utanmadan canlı yayında aynı duyumu tekrar soruyor. Yani insanları bilmiyorum nefret ettirme, çileden çıkarma peşinde arkadaşlar var. Üyelik hediyesi. Vereyim. 100 tane üyelik hediye edeyim. Günlük günlük canlı yayın açalım. 100 tane hediye edelim. 1500 liradan ayda 45.000 TL para yapar. İzleyin her video 100 bin izlensin. Her video 50 bin. Ya 20 bin izlensin ya kabul ediyorum. 10.000 10 bin izlensin lan 10 bin izlensin. Her video 10 bin izlensin. Sözüm söz. Her canlı yayında açayım 100 tane üyelik hediye edeyim. 1500 TL. Çünkü niye 10 bin izleyeceksiniz? Buradan 1500 liraya hediye üyelik verilecek. Sizi görenler daha çok izleyecek. 10 bin, 15 bin olacak. Yani kanaldan gelen para tekrar size gidecek. Canınız sağ olsun. Ama video izleme yok. Yorum yok. Hiçbir katma değer yok. Kanala değer yok. Kanala saygı yok. Canlı yayına çıkmış. Bir de emrivaki cümle. Hadi üyelik hediye etsene. Yani sizin ananız babanız hiç mi terbiye vermiyor? Hiç mi utanma, ahlak, edep yok ya? Ya insan bir şey isterken rica eder. Emir vermez. Siz yani nasıl bir insansınız? Nasıl bir mahluksunuz ya? İnsan emir vermez bir şey isterken. Rica eder. Ya ananız babanız hiçbir terbiye vermiyor size? Yani hiç mi terbiye vermiyor? Ayıp ya. Ayıp arkadaşlar. Yakıştıramıyorum ya. Birçok arkadaşıma yakıştıramıyorum. Ha mu görmez sorar. Ben de diyorum ki bak kardeşim topluluk kısmında var aç bak derim. Üye de tamam der. Sıkıntı değil bu olur. Ama durum bu hediye üyelik. Ben hediye üyelik için can atıyorum. golvar.com forma vermek için can atıyor. Hediye üyelik vermek için can atıyor ama siz video izlememek için can atıyorsunuz. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar. O haftanın ortalamasını alırım. Mesela geçen haftanın ortalaması 22.000. 7 gün var. Her günde 3 tane video çeksen 21.000 bin. ortalama 1000 bin, bin izlenmiş. Hadi ya 14.000 olsun. 14.000'e 22.000 ortalama 1500 izlenmiş videolar. Çok düşük bir rakam değil mi ya? 1500 izlenme ne demek? Bunu 10 bak bunu 5000'e çıkartın. Her video 5000 izlensin. Söz veriyorum her canlı yayında 50 kişiye üyelik vereceğim. Her can... Hocam evet. ya her bir gün maçlar başlayacak. Maç sonu yayının devre açın, maç sonu yayının 3 canlı bir tanesi. Her maç sonu yayında 50 kişiye üyelik. Helali hoş olsun. Hocam niye de lig başlayınca duyumlar bitiyor ki siz öyle sanın. Aslında lig başlayınca duyumlar başlıyor. Şu an en kritik dönemdeyiz. Üyeliği tavsiye ederim. Bak 13 Eylül 13 Temmuz 13 Ağustos 13 Eylül. Yani iki aylık üyeliği tavsiye ederim. Paranız yoksa kartınız yoksa da bol bol video izleyin. Canlı yayınları kaçırmayın. Canlı yayın. Hediye e, üyeliği de aktif edin arkadaşlar. Hediye üyelik kabul edilebilir kısmı var. O ayarı bulun. Aktif edin. Yoksa isteseniz de gelmez. 500 tane video izleseniz de gelmez. Sonra bana demeyin. Hani lan üyelik çok izleyene veriliyordu demeyin. 38. dakikada da bitirme peşindeydim. 38. dakikada bitmiş oldu. Bütün duyumlar bunlar. Bir beğeni ve abone olmayı çok görmezseniz de sevinirim arkadaşlar. Canımız evet. sizlere feda olsun. Ne diyelim? Yani sizi bırakıyorum. Kendinize yakışanı yapın arkadaşlar. Görüşmek üzere.